İyi geceler sevgili seyirciler. Dün gece bir sürprizimiz olduğunu söylemiştik sizlere. Bugün onları artı bir ekranında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Antakya Medeniyetler Korosu gece masasının bugünkü konuğu. En küçükleri 18, en büyükleri 78 yaşında. Aralarında imam, haham ve papazın da bulunduğu Medeniyetler Korosu'nun amacı dünyaya barışı yaymak. Ve diyorlar ki tek bir Allah'ın kulu olduğumuzu hatırlama zamanı gelmedi mi? Yahudi, Ermeni, Ortodoks, Sünni, Alevi her mezhep, din ve meslekten insanı şarkı söylemek için bir araya getiren kişi ise çok özel biri, bir müzik öğretmeni. Yılmaz Özfırat'la bugün çok güzel bir gece yaşayacağız. Ve Antakya'dan Ankara'ya geçiyoruz. Ankara'dan değerli bir din kadını, ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu da birazdan gece masasında bizimle beraber olacak. Hak mı, haklılık mı, bunları konuşacağız. Hazır mısınız? Gece masası başlıyor. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öpüyorum. Gece masası ve artı bir adına. Çünkü biz ilk kez burada böyle bir kalabalık grubu ağırlayabildik sayenizde. Bize sürpriz yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Niçin buradasınız? İstanbul'dasınız? Efendim, Hatay günleri münasebetiyle Festane'de bir Hatay günleri kutlamaları ve yöresel ürünlerin tanıtımı söz konusu. Bizler de yarın akşam Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Üsküdar'da halka açık bir konserimiz gerçekleşecek. O münasebetle bugün İstanbul'a geldik. Peki, o zaman 3 kişiye bir davetiye verme imkanımız var mı? Tabii ki, rica ederiz. Artı birin bizim yanımızdaki kıymeti çok büyüktür. Biz bunu 5 yapalım. Turan Hanım'ı ayrıca seviyoruz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Çok teşekkür. Ne var ne yok Antakya'da. Nasıl oluştu bu koro? 18 yaşından 78 yaşına kadar müthiş bir yelpaze. Her meslekten, her mezhepten ve her dinden. Doğrudur. Dinleri farklı, dilleri farklı fakat sonuçta hepsi tek bir Allah'ın kulları. Buradaki bir yaşam kültürünü biz sahneye çıkarmak istedik. Toplamda 120 kişiden oluşan
İlk başlangıcı Hatay Valiliği'nde bir proje olarak hayata geçen, fakat akabinde bir dernekleşerek, sivil toplum örgütü şeklinde bürünerek dünyaya bir barış mesajı vermeye çalışan bir topluluk. Koron içerisinde çok farklı meslek grupları var. İmamlar var, papazlar var, öğretmenler var, öğrenciler var, manifaturacılar var, kuyumcular var. Yani tamamı halktan kişiler. Baktığımız zaman üç semavi dinin kendi altlarına koyduğumuz zaman Aleviler, Sünniler, Ortodokslar, Katolikler, Ermeniler ve Musevilerden oluşan tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanlarımızdan oluşan bir topluluktur. Bugüne kadar 250'den fazla konser vermiştir. Amacı 7 milyara doğru emin adımlarla gidip bir gün koro üyelerinin tamamı dünyayı kucakladığında hedefine ulaşacaktır diyoruz. Bütün aslında isteğimiz bu. İzleyicilerden bir soru geldi, diyorlar ki eğer imkan olursa Suriye'de konser verirler mi? Kesinlikle, biz bunu çok defalar dile getirdik. Bakınız, dünya bugün ciddi anlamda büyük bir kargaşayla, büyük bir kaosla karşı karşıya. Bize yarın deseler ki Suriye'ye gideceksiniz ve orada bir konser vereceksiniz ve oradaki iç savaş bitecek, seve seve. Bize deseler ki Irak'a gideceksiniz ve artık orada bir daha bomba patlamayacak, seve seve. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Gazze'ye gideceksiniz, Filistinler ve İsrailler birlikte konseri izleyecekler, seve seve. Amacımız zaten bu olduğu için bizler tabiri caizse kefenlerimizi doğrudan giydik, bu yola çıktık. İnsanlığı bir şekilde barışa çekeceğiz diye ümit ediyoruz. Üzerinizdeki bu elbiseler kefenleri mi sembolize ediyor? Bence öyle olduğunu düşünüyorum tabii. Değerli moda tasarımcısı Sayın Bahar Korcan hanımefendinin bir tasarımıdır bu. Herkes kendinden bir şey buluyor. Kimisi derviş kıyafetidir diyor, kimi başka bir şeydir diyor, ama bizim için önemli olan bu misyonu taşıması. O yüzden biraz da meleklere benzetiyoruz. İnsanlar tek kanatlı meleklerdir. Ancak birbirlerine sarılırsa uçabilirler. O yüzden de biz onları hem meleğe benzetiyoruz hem böyle kefene, arada da böyle çıkarmış oluyoruz. Bugün o zaman size sarılıp uçalım. Bizi uçurun Gece Masası izleyicilerini. Çünkü sizi izlemek isteyen sabırsız izleyicilerimiz var. Başlardım. Bazıları şu an Amerika'dan canlı ya da internetten bizi takip ediyorlar. Bazıları İsviçre'den, bazıları Hollanda'dan, bazıları Londra'dan. Sevgili seyirciler, çok özel bir konsere tanık olacaksınız. Ben bir müddet izninizi istiyorum. Bütün bu güzellikleri görmeniz için çok farklı bir performans yaşayacaksınız. Bence şöyle bir arkanıza yaslanın ve ruhunuzu bırakın barışa. İzliyoruz.
Siz gelirken ben bir şey anlatmak isterim artı bir izleyicilerine. Evet. Efendim adamın bir tanesi çok yorgun argın işten eve gelmiş. Ama o kadar yorgun ki o gün kapıyı da 5 yaşındaki çocuğa açmış. Çocuk babasını görür görmez babacım demiş hadi dışarıda seninle oyun oynayalım. Adam tabii kurtarmak istiyor, dinlenmek istiyor. Bakmış ki hemen masanın üzerinde bir dünya haritası var. Almış o haritayı paramparça etmiş ve çocuğun önüne koymuş. Hadi demiş bunu düzelt, senden dışarıda oynayalım. Nasıl olsa bu demiş bunu 3-4 saatte düzeltemez. Ben de birazcık dinlenmiş olurum diye. Arkasını döner dönmez çocuk demiş ki babacığım bitti. Adam bakmış gerçekten harita düzgün. Demiş ya bunu nasıl yaptın, nasıl başardın sen? Babacığım demiş o dünya haritasının arkasında bir insan resmi vardı. Ben insanı düzelttim, dünya düzeldi. Eğer bizler de insanı düzeltebilirsek zaten dünyanın düzeleceğini düşünüyoruz. Çok güzel. Fakat bildiğiniz gibi politikacılar maalesef çok fazla insanlar üzerine oyunlar oynadıkları için de bir türlü o istediğimiz şeyi, barışı yakalayamıyoruz. Bunun için de çabalayıp bunu yürütmeye devam ediyoruz. O zaman şöyle yapalım. Biz de küçük bir ara verelim. Yani bu reklamlar gerekli. Sonra Medeniyetler Korosu'nun müthiş performansa devam edeceğiz sevgili seyirciler. Tulağan Hanım, ben sizin için bir fıkra anlatayım. Malumunuz biz de biraz dini konularla ilgilendiğimiz için bunu değerlendirmek istiyoruz. Efendim şimdi üç din adamı kendi arasında sohbet ediyorlar. Bu cebinizle diğer işleri nasıl ayırt ediyorsunuz diye. Papaz diyor ki ben toplanan parayı alırım, yere bir üçgen çizerim, parayı havaya atarım. Üçgenin içine düşenler kilisenin, dışına düşenler benim. Diyorlar tamam. İmam ben diyor toplanan parayı alırım, yere bir daire çizerim, parayı havaya atarım, dairenin içine düşenler caminin, dışına düşenler benim. Diyorlar tamam. Sıra geliyor haham dostumuza. O diyor ki ben diyor böyle çizgilerle uğraşmam, ben toplanan parayı havaya atarım, o alacağını alır, düşenler benimdir. Gördüğünüz gibi baktığınızda aslında bizim ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımız birbirlerine karşı çok olumlu ve çok pozitiftirler. Bu yüzdendir ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanlara karşı bizim ön yargılı olmamız söz konusu bile olmamaktadır. Şimdi sizlere bir kaside okumak istiyoruz.
Meltem Bingöl isimli bir kardeşimiz size bir kaside okuyacak. Kendisi hemşiredir. Ve diyoruz ki bu okuyacağımız kaside bütün şehitlerimizin ruhuna gitsin. Ve bu ülkede şehit haberi bir daha duymayalım. Sadece Allah'ın verdiği canı Allah alsın istiyoruz efendim. Efendim güzeldi herhalde Meltem kardeşimizin sesi. Biz bu gece burada bizi ağırlayan Artı Bir Televizyon'la sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok değerli dostum Tulağan'a çok teşekkür ediyorum. Son parçayı yapacağız. Bizim için önemli bir parçadır bu. Biz diyoruz ki kim ki bu ülkeyi bölmek ister, kim ki parçalamak ister. Bakın işte dimdik hem Hristiyanı hem Yahudisi hem Müslümanı bir arada. Biz birlikte Türkiye'yiz ve bu ülke çağdaş, layık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh felsefesini tüm dünyaya göstermek için mücadele etmeye devam edecek. Koro tabii bir kişi eksik şu an. O da Tulağan.
Tulağını da alırsak hep birlikte son parçamızı söylemek isteriz efendim. Canım ülkem Türkiye'me gitsin. Sevgili seyirciler, Medeniyetler Korosu'na çok teşekkür ediyoruz. Antakya'dan geldiler. Yarın akşam Üsküdar'da bir konserleri var. Hatta şimdi bize yollayacağınız tweetlerle 5 kişiyi o konsere göndereceğiz. 5 kişiyi davet ettiler. Muhteşem bir konserdi gördüğünüz gibi ama gördükleriniz sadece birkaç parçaydı. İnanılmaz bir performans. Biz burada sazları çok fazla değerlendirmedik. Kısıtlı imkanlarda olduğumuz için ama gönülden bir umut esintisi verdiler hepimize. Bir başkadır bizim memleketimiz dediler. Çünkü öyle, bizim memleketimiz bambaşka. Ve biz bu ülkenin insanları olarak hep birlikte her renkten, her farklılıktan insan olarak bu ülkede birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve biz barışı arıyoruz, barışı özlüyoruz. İkinci konumuz Ankara'dan geldi bu kez. Ayşe Sucu, siz onu tanıyorsunuz. Onu ilk biz 2010 yılında aslında tanıdık Türkiye olarak. Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın başkanlığını bıraktığı zaman epey bir ses kopmuştu. Şimdi Ayşe Sucu yazarlık kariyerine devam ediyor. Sözcü gazetesinde yazıyor. İlahiyatçı bir din insanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben evet oradan başlayayım istiyorum. Çünkü çok özel bir Diyanet işlerinde bir kadın kolları kurmuştunuz. Onun başkanlığını üstleniyordunuz. Kadın kolları sizden sonra devam etti mi? Halen devam ediyor. İsmi KAGEM olarak değiştirildi bildiğim kadarıyla. Ama bir kültür merkezimiz daha var, Dincesu Kültür Merkezimiz. Oranın kapandığını daha doğrusu duydum. O beni çok üzdü tabii. Peki bu kadar emekler veriyorsunuz, bu kadar değerli çalışmalar yaptığınız yerlerin kapanması neden çok oluyor? Tabii çok üzücü. Yani onlara çok girmek istemem. Çünkü artık bir yerde 3,5 yıl oldu ben oradan uzaklaşalı. Daha güzel çalışmalara imza atmaya çalışıyorum. Biz bu arada bir de Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü kurduk Kızılay'da. Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü. Ben oranın başkanlığını da yapıyorum. Çok değerli bir ilim heyetimiz var orada. Türkiye'nin felsefecilerini ve ilahiyatçılarını, önemli isimlerini bir araya getirdik. Yakından tanıdığınız isimler diyebilirim. İşte ODTÜ'den felsefe kürsüsü başkanı Ahmet İnam, felsefeci şu anda Vatikan Büyükelçimiz Kenan Gürsoy, eski Diyanet'te yayın kurulu başkanı Saim Yeprem, şu anda Ankara İlahiyat'ta Şaban Ali Düzgün, kelam profesörü,
İstanbul yine eğitimden Profesör Yurdagül Mehmetoğlu gibi hepsini saymayayım. Yani çok değerli Ali Osman Gündoğan Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hı hı. Çok değerli hocalarla biz bir araya geldik. Şu anda hem inanç araştırmaları düzleminde çalışmalar yapılıyor. Hem de özellikle felsefe, ilahiyat alanında seminerler, konferanslar devam ediyor. İnşallah orası büyürse Diyanet'te bıraktığımız o çalışmaların daha büyüklerini burada yapma imkanını elde ederiz diye düşünüyorum. Ama benim için çok daha önemlisi köşemde düşüncelerimi dile getirmem. Çünkü ve oldukça Sözcü Gazetesi'nde sivri dille yazıyorsunuz. Sivri dil ifadesini kullanmak bilmiyorum ne kadar uygun mudur. O tabii sizin tanımlamanız. Ama ben şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'de galiba burada bir sıkıntımız var. Hakikatleri dile getirmek veya ezber bozucu söylemler ortaya koymak hemen birileri rahatsız edebiliyor ve sivri dil olarak algılanabiliyor. Halbuki aslında İslam'ın bizatihi kendisi ezber bozan bir dindir. Hemen mesela 7. yüzyılda iniş ilk ayetlerini dikkate alarak söyleyelim. Yani bir cahiliye dönemi olarak ifadelendirdiğimiz o döneme oku diye başlayan bir din. Bundan daha büyük ezber bozabilir mi? Bozamamış ki hala bugün Türkiye'de dünya ile mukayese edildiğinde sadece belki Türkiye üzerinden de değil, İslam coğrafyası üzerinden düşündüğümüzde kitap okuma, gazete okuma, basımı değil mi? Üzerinden düşünüldüğünde acaba Müslümanlar bunu ne kadar doğru anladı? Bu ezberi ne kadar bozdular? Hala bakınız 21. yüzyılın insanı olarak acı acı bunlar üzerinde düşündüğümüzde içimiz yanıyor. Dindarlık hep bir biçim üzerine indirgeniyor diye görüyoruz yani son zamanlarda özellikle, ama manasını mı acaba unutuyoruz? Şimdi aslında bu göz ardı mı ediliyor? Evet, aslında güzel bir soru. Biraz önce ben burada seyrederken çok tabii güzel anlar, güzel duygular yaşadım. Şimdi her şeyden önce şunu hemen söyleyeyim. Dinle medeniyet arasında doğrudan bir ilişki var. Din aynı kökten gelen kelimelerdir diyenler de var din ve medeniyet kavramlarını. Din uygarlıktır aslında. Yani bunu idrak edebilirse, etmiş olsaydık bugün yaşadığımız, sizin sorunuza da belki buradan girmek mümkün. Biçimde takılıp mı, idrak edemedik mi? Tabii. Bakınız medeniyetle ilişki her anlamda. Medeniyet deyince neler gelir aklımıza? Sanat gelir değil mi? Edebiyat gelir. Yemek içmekten tutunuz da konuşmaya kültür gelir, kadar. Eğitim gelir. Kültür gelir. Etik gelir. Her şey. Değil mi? Her şey medeniyet deyince, uygarlık deyince içine giren bir kavramdır. Eğer bugün İslam toplulukları medeniyetle özdeşleşmemiş olarak anılıyorlarsa, geçmişte elbette tarihimizde kesitlerden bahsedebiliriz, güzel isimlerden bahsedebiliriz, ama bugün zihinlere Batı dünyasının, İslam dünyasını koyduğu yeri dikkat alarak bunu söylüyorum. Veya Times gibi dergilerde fotoğrafları hatırlayarak bunu söylüyorum. Eğer zihinlere uygarlık anlayışı gelmiyorsa, uygarlık fotoğrafı gelmiyorsa büyük ya da küçük, orada bir problem var demektir. Demek ki neler acaba öne geçti? Olması gerekenler nerelerde bırakıldı? Nasıl gerilerde mesela, bırakıldı? Mesela evet, ahlak ve dürüstlük değerler skalasında nerede yer alıyor bugün? Şimdi tabii bu konuların her birisi ayrı ayrı uzun uzun konuşulması gereken konular. Bunu hemen söyleyeyim Tuluhan Hanımcığım. Şimdi bir defa
İslam deyince ahlak gelmeli akla. Ne diyor Hazreti Peygamber'in çok sevdiğim sözüdür. Özetle söylemiş, bırakmış. İslam güzel ahlaktır diyor. Bakınız İslam şudur diye bir biçime dayalı bir şey öngörmüyor. Ya da bir ritüeli alıp öne çıkartmıyor. Ama bir kavramı dikkatlerimize sunuyor. İslam güzel ahlaktır diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımızda ya eyyühellezine amenu ve amelus salihati peş peşe gelen iki kavramı görürüz. Bir tanesi bunun imandır, hemen peşinden gelen ise ameldir. Ameli salih, güzel, iyi işler demektir. Salih iman, kişi olmak çok önemlidir, salih. Salih dediğimiz zaman işte akla güzel, iyi ve estetik olan her şeyi buraya konumlandırabilirsiniz. İyi, güzel ve estetik olan her şey medeniyettir dedim ya biraz önce. Buradan hareketle de düşünebilirsiniz. Dikkat edin bakınız. İyi, güzel ve estetik olan her şey ameli salihin içinde yer alıyor. Ama bugün ameli salih diye bir sokakta dahi dindar kimliklere sorsanız nedir sizce ameli salih diye kelimeyi açın deseniz ilk akla gelen size söyleyecekleri ritüeller olacaktır. Yani namaz olacaktır, oruç olacaktır. Elbette bunlar dinin ibadetleri alanında, her dinin kendine ait ibadetleri var. İslam'ın da elbette ibadetleri var ve bunlar dindar bir insan, Müslüman bir insanın yapması gereken, Tanrı ile kendi arasındaki ilişkisi noktasında yapılması gereken davranışlar ya da ibadetler. Ama bunların insanı götürmek istediği bir yer var Tülühancığım. Nedir o? İşte ahlaktır, güzel ahlaktır. Eğer bu ibadetler bizi iyiye, güzele, estetiğe doğru yönlendirmiyorsa veya bizi götürmüyorsa oraya, orada yaptığımız ibadetlerle ilgili bir kendimizi sorgulamadan geçirmek zorundayız. Yani sadece şekilde, sizin ifadenizle evet, biçimde kalmış bir dindarlıkla karşı karşıyayız demektir. Bakın izin verirseniz burada şunun altını çizmek isterim. Bugün Batılı İsveç'te mesela kişinin kişiye güveni üzerinden yapılan istatistiklerde muazzam bir müspet sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'de toplum o denli birbirine güvenmez olmuş ki toplumun %90'ı birbirine güvenmiyor. Birbirine güvenmeyi bırakın, bir düşmanlık oldu. Şimdi oraya hiç girmeyelim önce. Oraya da gireceğiz. Hı. Ama bakınız önce şunu söyleyelim. Sokakta yürüyen, bırakın sokağı, evdeki aile %90'ı eğer birbirine güvenmiyorsa, anketlerde bu çıkıyor çünkü insanlar evde, çalıştığı iş yerinde birbirlerine asla güvenmiyorlar demektir. Bu korkunç bir şey. Mümin güvenen insandır. Aynı zamanda güvenilen Peki, insandır. Peki o zaman bu toplum müminlikten uzaklaştı mı? Şimdi böyle pat diye gitmek benim hep bizim gibi yazarlar için çok acele bir tavır olur. Ama önce bir isterseniz şeyi koyalım ortaya. Hani teşhisi koyalım, hastalığı koyalım. Onun üzerinden hem somut örnekler verelim. Haklı soru tabii ki, haklı olarak soruyorsunuz. Ama önce bir bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Şimdi güven kavramı bitmişse bir toplumda, o toplumda imanın olup olmadığını hangi ilahiyatçıya sorarsanız sorun. Bunu burada popülist bir söylem üzerinden konuşmadığımı beni izleyenler, köşemde takip edenler az çok bileceklerdir. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi bakınız mümine her defasında, her gittiğim televizyonda ısrarla söylüyorum. Bir kez de burada söylemek istiyorum. Mümin emn kökünden geliyor. Emniyet buradandır. Emanet buradan gelir. Mümin güvenmek buradan gelir. Adalet buradan gelir. Şimdi bir mümin, eğer peygamberimizin bir tanımlaması var, hemen hatırlayalım. Mümini nasıl tanımlamış Hazreti Peygamber? Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir diyor. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir. Peki
bir toplumda niye güven diye bir şey kalmamış? Çünkü hukuka güvenilmiyor. Bakınız, bizim şu andaki yaşadıklarımızı da dikkate alarak bunu söylüyorum. Son seçimlerde, benim son yazımda bunun altını özellikle çizdim. Öyle, en azından toplumun %50'si yapılan şu seçimleri şaibeli görüyor. Doğru mu? Doğru tabii. Evet, ben Ankaralıyım. Ankara seçimlerinde ortaya konulan bazı şeyleri hepimiz duyduk. Şimdi bunun üzerinden orada eğer bir güven kalmadıysa, bir, o %50 belediye başkanına nasıl güvenecek bundan sonraki yaşamında? Çünkü belediye başkanlığı çok önemli bir görev. Orada hepimizin her an işi düştüğü kurumlardır bu yerler. Dolayısıyla Farabi'nin çok sevdiğim bir şeyi vardır. Der ki belediyelerdeki bu neler bulunması gerekir bir belediyeyi yönetecek kişide? Bir, güvenilecek kişi olacak. İki, adil olacak. Üç, merhametli olacak. Dört, işte şefkatli olacak vesaire. Şimdi bir ben takım belediyeden çıkıp bir de iktidara gelmek istiyorum. Yine aynı şekilde yöneticilerimizden nasıl böyle bir güzel ahlak bekleyebiliriz bu konuşmalarla, bu söylemlerle ülkeyi ikiye böldükten sonra? Şimdi ben de tam oraya girmek üzereydim. Yani bugün aslında insanlar oylarını verirler, kazanır, mutlaka bir parti kazanır ve iktidara gelir, değil mi? Şimdi toplumda uzun bir süredir, bu belki birkaç yıldır böyle devam ediyor, müthiş bir kamplaşma var. Müthiş bir nefret dili var, nefret söylemi var. Müthiş bir iki tarafın aslında birbirlerine karşı beslediği duygu var. Bu duyguyu dikkate alacak olursak, her geçen gün adet millet geliniyor deyince birlik gelir akla, değil mi? Dirlik gelir akla, birlik gelir, dayanışma gelir. Ama tam tersine şu anda öyle bir şey içerisindeyiz ki her an için böyle iki tarafında birbirinin sanki açığını yakalamak için bir çaba gösterdiğini, ya da tam tersine iki kardeşin aslında evdeki kavgalarından çok daha beter bir noktaya geldiğini görüyoruz toplumun. Kardeş gibi görmüyor ki toplum. Ama nereden kaynaklanıyor? Aslında bu siyasetin etik zeminde yapılmadığından kaynaklanıyor. Çünkü öyle söylemler var ki bir defa en başta bizler onlar diye biliyorsunuz bir söylem başlatıldı. Dinde var mıdır bu bizler onlar? Olur mu? Çünkü çok sıklıkla din, çok sıklıkla mümin kardeşlerim adı telaffuz ediliyor. Çok sıklıkla din refere ediliyor. Şimdi din refere ederek siyaset yapan iktidar, özgür ve haklar, özgürlükler ve haklar konusunda dinen ne kadar Müslümandır? Şimdi efendim, aslında toplum, gerçi bunu sosyolojik olarak irdelediğimizde toplum dini kavramları kullanan siyasetçilerden hoşlanıyor. Hatta dini sembolleri, kavramları hayatına taşıyan veya söylemine döken siyasetçilere karşı da büyük bir sempati besliyor ve iktidara da getiriyor. Fakat bunu Tevrat'ın 10 ilkesinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı olan 10 ilkeyi hatırlarsak, Allah'ın adını ulu orta anmayacaksın der Yüce Allah. Tam tersine bugün siyasette din, Allah, peygamber kavramları ulu orta her yerde anılmaya başlanıldı. Siyaset iki kavram üzerinden yapılması gerekir. Bir tanesi hakkaniyet, diğeri adalet. Bir yerde adalet yoksa, hakkaniyet yoksa, sabah akşam Allah peygamber deseniz neye yarar? Bakınız, içinde yaşadığımız, tekrar tekrar oraya getirmek istiyorum. İçinde yaşadığımız toplumun güvenini kaybettiği tam da zemin burada. Bu kaygan zemin dediğimiz tam da buradan hareketle oluştu. Adaletten
emin değil, hakkaniyetle iş yapıldığından emin değil toplum. Yani hiç kızmasınlar bana iktidardaki, bizi şu anda dinliyorlarsa. Ama benim ki Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bu hadiseye dikkat çekerek esas altında yatan espriyi anlatmaya çalıştım yazılarımda. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethetmiştir. Görev taksimi yapacak. Bugünün bakanlıkları gibi düşünebilirsiniz. Kabe'nin anahtarlarını o güne kadar bir müşrik yürütüyormuş. Onda bulunuyormuş Kabe'nin anahtarları ve Kabe ile ilgili pek çok görevi üstlenmiş. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethedince anahtarı ondan almak istiyor. Bu göreve de amcası Abbas taliptir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çağırıyor, kişiden anahtarı alıyor. Abbas'a mı verecek, başkasına mı verecek artık? Fakat o ara ayet iniyor. Görevi ehline veriniz diye. Hemen Peygamberimiz anlıyor burada bir kendisine ihtar olduğunu. Araştırttırıyor ve öğreniyor ki Hazreti o kişi, müşrik kişi o güne kadar bu işi en güzel şekilde yapan kişi. Hemen tekrar anahtarları veya o görevi o müşrik insana teslim ediyor. Şimdi bakınız, Allah herhangi bir orada kriter koymuyor, inanacak, şu ibadet yapacak, efendim şunu yapacak, bunu yapacak. Oradaki kriter ne? Görevin ehli olması. Ehliyetli insan olması. Peygamberimizin buna bu bağlamda hadisleri de var. Şimdi burada devlet yetkilileri adaleti ve hakkaniyeti eksene alarak iş yapmak zorundalar. Bu yapılmadığı takdirde görev akrabalara, yakınlara, kendi partisini destekleyenlere verilmeye çalışıldıkça ne oldu? Toplumda ciddi anlamda bir kamplaşma oldu. Bu görülüyor. İşte havuz medyası deniliyor, fark ediliyor. İşte ciddi bir zenginlik oluşturuldu. Bunlar AKP'nin ortaya koyduğu bir zengin iş adamları takımı oldu vesaire. Şimdi çok bunlara girmek istemem. Girin lütfen. Çok siyasetçi de değil. Yani siyaset konuşan bir insan değil ama. Siyaset değil ki ama. Fakat bu evet. Günün altındaki yatan. Çok ciddi meseleler yani. Altındaki yatan espriyi söylemeye çalışacağım. Aslında dindar kimlikler geçmişte hakikaten mağdurdular, mazlumdular. Çünkü bir takım sıkıntılara girmişlerdi. Ama bugün şimdi görüyoruz ki aynı mağduriyeti, aynı zulmü kendileri yapmaya başladılar. Ve bu korkunç derecede toplumda tepkilere yol açtı. Bu kadar gerilmesinin temelinde yatan hususlardan bir tanesi adaletsizliklerdir, hakkaniyetsizliklerdir. Yoksa toplum başına gelecek insanların A partisinden olsun, B partisinden canım, olsun geçmişte, çok da umursamaz. Geçmişte de ben hatırlarım yani komşumuz evet, başka bir partidendi. Oy verirdik, akşam hep birlikte güzel güzel yemek yerdik. Değil yani mi? Herkes bunu konuşurdu. Hatta vesaire. Bırakın komşumuzu, yan aile içinde bile farklı partilere veriliyordu. Tabii insanlar görüşmüyor birbiriyle yani evet, son derece ciddi bir gerginlik var ortada. Bunu peki nasıl düzeltiriz diye soracağım evet, size bu sonra. Şimdi ama istiyorsanız biz bu hakkaniyetle, adaletle ilgili hatırlar mısınız? Bir Dolmabahçe imamı vardı. Hmm, hatırladım. Dolmabahçe Camii'sinin. Evet, evet, evet. Sayın Başbakan 44 hafta sonra Dolmabahçe Camii'nde bugün namaz kıldı, cuma namazını. Sevgili seyirciler, onunla ilgili bir haber hazırladık size. Onu izleyelim, üstüne adaletten, hakkaniyetten konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, herkesin hafızasında ayrı bir yeri olan Dolmabahçe Camii'nde bugün Başbakanımız 44 hafta sonra cuma namazını kıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Allah kabul etsin. Kılması gayet güzel. Fakat ben iki açıdan bakarım bu ekrandaki gösterilenlere. Bir, ibadetlerin bu kadar kameralar eşliğinde adeta bir şova dönüştürülerek yapılması, o ibadetin acaba takva dediğimiz, altında yatan mana dediğimiz o manayı ne kadar taşıyor?
çok önemli. Aslında ibadetlerin her birisinin altında yatan manalar vardır. Nedir o mana? Mesela kurbanı kesersiniz, eti Allah'a ulaşmaz. Sizin orada takvanız ulaşır. Namazı kılarsınız, sizin o şekliniz Allah'a ulaşmaz. Yatıp kalkmanız, alnınızı koymanız, selam vermeniz. Sizin orada Rabbinize teslimiyetiniz ulaşır. Sadakayı verirsiniz. O sadakayı paranız sizin gitmez. Ama o fakirin gönlünü hoşnut edersiniz. O fakirin gönlünün hoşnutluğu Allah'a ulaşır. Dolayısıyla ibadetlerin o kabuğuna takılıp kalmak son derece yanlıştır. Bakınız algı oluşturulması. Burada bir de biçimsel bir durum söz konusu. Şimdi yani şunu da söylemiyorum. Elbette bütün sembollerin, bütün ibadetlerin kendine ait bir biçimi var. Ama tekrar ve tekrar şunun altını ne olur çizelim. Hani eskilerin çok güzel bir sözü vardır. İbadetler de gizlidir, kabahatler de gizlidir diye. Şimdi ben kameralar eşliğinde şurada namaz kılsam, orada ben ne kadar Rabbime Allah aşkına teslim olabilirim ki? Ne kadar kendime özüme dönebilirim ki? Halbuki tam tersine mahviyet dediğimiz bir şey var İslam'da. O mahviyeti yaşayamazsanız siz hangi ritüeli yaparsanız yapın. Niye Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e de atfedilir sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek demiş. Değil mi? Bu kadar bakınız nihayetinde veriyor, sadakasını veriyor, zekatını veriyor. Neyse işte Allah'ın sana emrettiği bir ritüeldir o da, bir ibadettir o da. Ama görmeyecek diyor sağ eline verdiğini sol elin. Oradaki espriyi eğer biz anlayamazsak, o ibadetleri gece gündüz, hatta her dakika alnımızı secdeden kaldırmasak dahi biçimden öteye geçmez, gitmez. Dolayısıyla burada bir algı oluşturulmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Nasıl bu algı? Şimdi bakınız, AK Partisi şunu fark etti. Bu toplum Müslüman bir toplum. Bu toplum dinini yaşayan politikacısına sahip çıkıyor. Başbakanına sahip çıkıyor, bakanına sahip çıkıyor. Dolayısıyla ne kadar çok dini argümanları ortaya koyarsak ve biz bunu yaşadığımızı topluma hissettirirsek, toplumdan o kadar bana güzel dönecektir. Nitekim de bu fazlasıyla dönüyor. Şimdi fakat şunu asla unutmayalım. Bir dönemde karşıt gruplar bunu başka türlü yaptı. Toplum mühendisliği üzerinden de bunu düşünebilirsiniz. Ne oldu? Tutmadı. Bir tutar gibi gözüktü ama onun yerine şimdi başka bir bakış açısı ortaya konuldu. Ve onun üzerinden bir yine toplum mühendisliği yapılmaya çalışılıyor ve algı oluşturuluyor. Hatta daha ileriye gideyim müsaadenle. Bu algı oluşturulurken kendi kafalarındaki bir dindarlık üzerinden bu algı oluşturuluyor. Ne tür bir dindarlık bu? Şimdi sunulan dindarlık nasıl bir dindarlık? Sunulan dindarlık işin işte acı yanı, tamamen sembollere dayalı, birkaç ritüele dayalı, birkaç ibadete dayalı bir dindarlık. Halbuki bu birkaç ritüelin insanları götürmek istediği yer adaletli olmaktır, hakkaniyetli olmaktır, doğruluktur, dürüstlüktür, yalandan uzak bir insan tipidir vesaire. Yani evrensel ilkeler dediğimiz, bütün dinlerin, biraz önce o üç dinin insanların bir araya gelip bize sundukları o güzel ilahileri de dikkate alarak söyleyeyim. Yani güzel ahlakı oluşturacak ilkelerdir. O ritüellerin bizi götüreceği yer. Bakınız sevgili arkadaşım, diyor ki Yüce Allah diyor, namaz sizi her türlü fuhşiyattan, Kur'an-ı Kerim'in kavramını kullanayım. Nedir her türlü fuhşiyat? Her türlü kötülük, yalan, dolan, hırsızlık, rüşvet, irtikap, ne aklınıza geliyorsa, kul hakları,
Kur'an-ı Kerim kul haklarını Allah'ın hududu olarak gösteriyor. Kim ki kul hakkını çiğnerse Allah'ın sınırını çiğner. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre. Şimdi kişinin namazı beni ilgilendirmez. Kişinin tuttuğu oruç ya da tutmadığı oruç beni ilgilendirmez. Kişinin camiye gidip gitmesi beni ilgilendirmez. Ama beni bir şey ilgilendirir. Kişinin dürüstlüğü. Kişinin doğruluğu. Hele ki bu insan yönetimdeyse, bu insan bakansa, bu insan yetkili bir insansa, bu insan müdürse, bu insan bir hukukta önemli bir yeri işgal ediyorsa, bu insanın adaletli olması hepimizi ilgilendirir, hakkaniyetli davranması hepimizi ilgilendirir, dürüstlüğü hepimizi ilgilendirir, diline, eline sahip olması hepimizi ilgilendirir. Şimdi... Ama nasıl bir algı oluşturuldu? Dikkat edin, bakınız dün... Mağduriyet bugün... algısı oluşturuldu. Hayır, sürekli mağduriyet. Başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dindarlık deyince akla gelen birkaç şey var. Mesela başörtüsü üzerinden Bingöl'dü değil mi, yanlış hatırlamıyorsak? Orada Bingöl'de bir kadının meclis üyeliğinden istifa ettiğini, evet, bıraktığını gördük. Niye bıraktı? Efendim işte kadın bu görevlerde olmaması gerektiğini söylemiş başkan. Bu dikkatlere sunuldu. Kimsenin sesi çıkmadı. Halbuki o kadınlar gerçekten AKP'nin kadınları müthiş çalışkan kadınlardır. Her yerde... belki bugün başarısının %70'ini kadınlara borçludur. Ama bakınız hiç ses çıkmadı. AK Parti başarısının %70'ini kadınlara mı borçlu? Kadınlara borçlu tabii. Çok güzel çalışıyorlar. Ve bu gittikleri yerlerde kullandıkları, ben çok yakın arkadaşlarım var. Kullandıkları üslup hep dini argümanlardan hareketle oluşturdukları bir üsluptur. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Tekrardan başa dönecek olursam AKP'nin en bana kalırsa başarılı olduğu yerlerden bir tanesi bu. Algı. Kendisi bir algı politikası güdüyor. Bunu siyasette yapıyor, bunu kavramlarda yapıyor, bunu dini algıda yapıyor. Öyle, bu yüzden de müthiş başarılı oluyor hemen hemen her alanda. Birazcık. Hakkaniyet isteyen halk, adalet isteyen halk nasıl davranmalı? Şimdi burada bir durum var ve halk bunu seyrediyor. Şimdi nasıl davranmalı? Şimdi nasıl davranmalı? Önce bir defa bilinç kavramını ortaya koyacağım. Yani %54'ün nasıl davranmalı biliyoruz. Geri kalan %46'dan bahsediyoruz. Şimdi mesela aslında AKP'yi destekleyen, CHP'yi destekleyen, MHP'yi destekleyen üzerinden de değil, toplum üzerinden konuşalım. Ben bir düşünce insanı olarak Türkiye'de yaşanılanlara baktığımızda orada bir sıkıntının olduğunu fark ediyoruz. Eğer burada %90 birbirine güvenmiyorsa demek ki genelde bir problem yaşıyoruz demek anlamına gelir bu. Dolayısıyla eğer din üzerinden, etik üzerinden konuşacaksak bir bilinç oluşturmak üzerine çalışmalar başlatmak durumunda. Bunu eğitimciler dikkate almak zorunda, bunu STK'lar dikkate almak zorunda, bunu ebeveynler dikkate almak zorunda. Yani hepimizin üzerine görev düşüyor. Bu peki nasıl bir bilinç oluşturacağız? Şimdi bakınız, dini alanda Kur'an-ı Kerim'in ilk emri nedir? Okudur. Neler üzerine hemen din konusu açılır? Günlük hayatta bir mümine yetecek kadar işte namaz, televizyonlarda hocalara sorulan soruları siz hatırlarsanız toplumun aslında bilinç seviyesini az çok tahmin edersiniz. Evet.
Ben hiç adaletten bahsedildiğini görmem o televizyonlarda, hocalar özellikle soru cevap şeklinde konuşuyorlarsa. Hocam namazda ayağım şöyle işte yan yana şu kadar açmalı mıyım açmamalı mıyım? Ya oruç tutuyorsa hocam şu orucumu bozdu mu bozmadı mı, hani sakız meselesi gibi. Ya da parfümü pantolonumun üzerine giyersem tesettürüm oluyor mu olmuyor mu? Şimdi bakınız bu da şekilsel. Bu da çok. Dindarlığın aslında nasıl, neyin üzerine bina edildiğinin tipik göstergesidir. Nasıl yorumlandığını göstergesi, evet, aslında. Şimdi peygamber orada bas bas bağırıyor İslam güzel ahlaktır diye. Ama bizlerin yoğunlaştığı alan şu bahsettiğim alan. O zaman dindarlık anlayışını çok daha temelde sorgulamak durumunda toplum. Eğer bugün şikayet ettiğimiz, gerek siyasetten gerek başka alanlarda şikayetlerimiz söz konusu ise, o zaman şöyle bir soruyu da halk kendisine sormak durumunda. Bunları biz çıkartıyoruz. Bunlar bizim içimizden çıkıyor. Muhalefeti de bizim içimizden çıkıyor. İktidarı da bizim içimizden çıkıyor. Değil mi? Nerelerde şikayetimiz varsa o zaman toplum olarak oturup burada kendimize düşen bir takım sorumlulukları ne kadar yerine getirip getirmediğimizi tartışmamız gerekiyor. Yani toplum dönüşmeli. Toplumu, evet, dönüş, toplum, ama toplum nasıl dönüştürülecek? Bunun tabii böyle pat diye bir reçetesi yok. Yok tabii. Oturacağız. Zamanla. Bu ciddi anlamda olgunlaşma dönemi. Batı'da bugün Batı'yı övmek adına söylemiyorum ama Batı'nın geldiği noktaya baktığımızda, sadece şu biraz önce örnek vermeye çalıştım, kitap okuma oranlarını dahi ortaya koyup da mukayese ettiğimizde bizim nerede durduğumuzu, onların nerede durduğunu çok rahat göreceğiz. %24'ü gazete okuyor Türkiye'de. Senede 6 saat ayırıyor insanımız kitap okumaya. Düşünebiliyor musunuz? Orada şimdi, eğitim seviyemizde 6. sınıf. Onu da ben size söyleyeyim. Her 11 kadından biri okuma yazma bilmiyor hala Türkiye'de. İstanbul'da bunu, Beşiktaş gibi semtlerde de görebiliyorsunuz. Bütün mesele aslında bu. Şimdi nasıl iktidarın burada, lütfen beni dinliyorlarsa, büyük bir vebal çünkü. Gelecekle ilgili çok büyük bir vebal taşıyorlar. Dindarlığın birkaç ritüel üzerinden oluşturulması ve bir algı işte şeyi yapılmaya çalışılmasının büyük vebalini taşırlar diye düşünüyorum. Son söz sizden geldi. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe, evet. Sucu. Bir kez daha sizi gece masasında ağırlamayı çok arzu ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ bugün olun. Bugün burada gece masasında iki mesaj verildi. Medeniyetler Korusu dedi ki, burası bizim memleketimiz. Biz kardeşçe hep birlikte barış içinde renklerimizle, farklılıklarımızla yaşayabiliriz. Birbirimizi sevebiliriz. Birinci mesaj buydu. İkinci mesaj Ayşe Sucu'dan geldi. Dindarlık anlayışını toplum kendi içinde sorgulamak zorunda. Güzel ahlakı da biçimsel değil, birazcık da manayı ortaya çıkarmak zorunda toplum dedi. Bu da gece masasının ikinci mesajıydı. Biz hafta sonu olmayacağız ama tekrarımız pazar günü. Çok güzel bir görüntüyle veda etmek istiyoruz. Grup Yorum Çocuklar Orkestrası kurdu. Herkesten enstrüman istiyor. Sizlerden de isteyelim. Bize gönderebilirsiniz. Mail adresimiz var. Twitter adresimiz var. Hepinize iyi hafta sonları. Güzel dinlenin. Pazar sizinle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bir orkestra kuruyoruz. Bir senfoni orkestrası kuruyoruz. Bu orkestramız çocuklardan oluşacak. Orkestramızın ismine de Umudu Çocukları Orkestrası dedik. Müzisyen kardeşim, duydum ki yeni bir enstrüman almışsın. Çocuk gibisinler şimdi, neşelisinler. Güzel müzik yapacaksın. Yeni iyidir, canlıdır. Peki ikincisi? Gel onu Umudun çocuklarıyla paylaş. Çocukların senin ikinci enstrümanına ihtiyacı var. Umudu Çocuklar Orkestrası için bir enstrüman da siz vermez misiniz? Lütfen kullanmadığınız enstrümanları bu orkestraya bağışlayın. Bağışlayın ki onlara ulaşmak şansı olmayan insanlar sizin sayenizde müziğe daha da yaklaşsın. Umudun Çocukları Orkestrası'na sen de ikinci enstrümanla bulamadıysan köşede arkadaşıyla bulduğun enstrümanla. Bu orkestra bizden maddi bir talep beklemiyor.
Bizim beklediğimiz tek şey bizim ikinci sazımız. Yani bir mikrofonumuz varsa, ikinci mikrofonumuz, bir gitarımız varsa, kuyruğumuz varsa o kardeşlerimize paylaşıyoruz. Ben paylaştım, sıra sizde, siz de paylaşın. Bütün müzisyen arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. İkinci enstrümanımızı alın gelin çocuklara yararlı. Umudun Çocukları Orkestrası için müzisyen arkadaşlara bir çağrıda bulunuyorum. Kendi ikinci enstrümanlarını, kullanmadıkları enstrümanlarını Umudun Çocukları Orkestrası'na armağan ederek bu çocukların farklı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu güzel orkestranın bizim gibi müzisyenlerden beklentisi var. Ben bir sazımı bağışlıyorum. Bir sazı da sen bağışlasın. Bütün müzisyen arkadaşları, eğer ikinci bir enstrümanları varsa bu orkestra için ayırmalarını hediye etmeler.